İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir haftaya başlayacağız ve dün aktarmış olduğum özellikle borsa ile ilgili, endeks ile ilgili analizimde geçen hafta itibariyle piyasaları etkileyen faktörlerin özellikle Perşembe ve Cuma günü gelen dış kaynaklı verilerin piyasalar üzerinde ne ölçüde etkili olduğunu ve bu verilerin nasıl yorumlanması gerektiğini sizlere izah etmeye çalışmıştım. Bu açıdan tekrar o konular üzerinde tekrar durmak istemiyorum. Arzu edenler borsa ile alakalı olan dün aktarılan analizi dinlemek suretiyle piyasaları genel manada etkileyen faktörleri ayrıntılı bir şekilde dinleyebilirler. Çok çok kısa bir özet olarak ifade etmem gerekir ise bildiğiniz üzere Cuma günü Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisinin 180 bin bekleniyorken 20 bin gibi çok uzak ara bir farkla gelmesi piyasaları ciddi şekilde etkilemişti. Ve bu arada saatlik kazançlar verisinin ise beklenenden birazcık daha iyi gelmesi ve bu göstergenin de aynı zamanda enflasyon adına öncü bir gösterge olarak algılanıyor olması nedeniyle Fed'in faiz indirimi yapma ihtimallerini bir anlamda ortadan kaldıran ve faiz artışı olasılığını yılın ikinci yarısında birazcık daha kuvvetlendiren bir veri olarak algılanması nedeniyle bir önceki gün parasal genişleme, bankalara yeni kredi imkanları sunma şeklindeki kararlar açıklayan ECB'nin başkanı Draghi'nin açıklamalarıyla önemli bir gerileme kaydeden Euro ve diğer taraftan da bir değerlenme kazanan doların tablosunda ise Cuma günü gelen veriler itibariyle önemli bir değişim söz konusu olmuştu. Euro doların 11.70'ler civarından başlattığı hareketle tekrardan 1.12.40'lara yönelmesi. Diğer taraftan Japon yeninin 112'ler seviyesinden tekrardan 111'lere doğru gerileyerek Japon yeninde bir değerlenmenin oluşması. Tabii bütün bunların paralelinde genel anlamda küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi, bir başka ifadeyle dolar endeksinin de gerilemesi altın içinde bir hareketlenme sebebi olmuştu. 1280 desteğinden 1300 desteğine doğru bir hareketlenme yaşandı. Özetle sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz hafta yurt dışından olumsuz verilerle dolu bir haftaydı. Almanya endeksinde önemli gerilemeler yaşandı. Almanya'nın fabrika siparişleri %0,5 artış beklenirken %2,6 gibi bir düşüşle gerçekleşmiş olması oradaki ekonomik krizi ve resesyonu biraz daha ön plana çıkarmış oldu. Ve bir diğer yandan Çin son 30 yılın en düşük büyüme beklentisini açıkladı. %6-6,5 gibi ve Çin'de ihracat verileri Şubat ayı itibariyle %21 oranında bir düşüş kaydetmiş olması bu da arkadaşlar dünya genelinde bir stresi, sıkıntıyı ön plana çıkarmış oldu. Değerli dostlar, Dolar-TL hususunda malumunuz üzere geçtiğimiz haftanın gündeminde, ana gündeminde Merkez Bankası faiz artırımı, pardon indirimi yapar mı yapmaz mı bir sürpriz karar verir mi? Ve bu durum zaten beklenen bir durum olmamakla beraber acaba ne tarz açıklamalar yapacak şeklinde bir durum söz konusuydu. Ancak geçtiğimiz haftanın gündemi bildiğiniz üzere ağırlıklı olarak kendi özelimiz itibariyle söylüyorum S-400 meselesi oldu. Bu hususta ABD'den gelen yetkililerin yapmış olduğu işte gerek Orgeneral bir Scaparotti denilen bir vatandaşın yapmış olduğu çok sert açıklamalar, dışişleri sözcülerinin yapmış olduğu açıklamalar ve buna karşılık olarak da özellikle Sayın Erdoğan'ın son birkaç gündür sürekli olarak üzerinde durduğu üzere bu hususta asla geri adım atmayacağız. Rusya ile yapmış olduğumuz anlaşma bitmiştir. Gerekirse ortak üretime gireceğiz. Hatta S-500'leri dahi üretim programımız içerisine alacağız. Türkiye hiçbir zaman için verdiği sözden geri dönmemiştir. Bu anlaşmadan geriye dönüş yok şeklinde çok net ifadeler kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Özetle arkadaşlar, bir yanda bu anlaşmanın iptali durumunda Rusya ile çok ciddi sorunlar yaşama ihtimalimiz ve riskimiz bulunuyor. Ama bir diğer yandan da Amerika çok net bir şekilde diyor ki ben senin S-400 almanı istemiyorum. Bu aynı zamanda benim yasalarıma aykırı bir durum. Zira Amerika'da bir yasa var. Amerika hasımlarına karşı yaptırım yasası denilen bir yasa. Yani S-400 ve
Amerika'nın menfaatlerine, sistemlerine aykırı askeri teçhizatı satın alan ve bu hususta kararlı adımlar atan ülkelere uygulanacak yaptırımları düzenleyen bir yasaları mevcut. Ben de bu yasayı çalıştırırım. Sana bir takım yaptırımlar uygularım. Bu yaptırımlar içerisinde F-35'leri efendim teslim etmem. F-16'lar şunlar bunlarla ilgili olarak Amerika menşeili kullanmakta olduğun askeri teçhizatın bakım ve yedek parçalarıyla ilgili olarak bir takım sorunlar çıkartırım. Ve tabii ki arkadaşlar bu işin sonu biraz daha ileri gidebilecek durumda. Zaten bir gümrük vergisi uygulamasını başlattılar. Daha önceleri %2,5 oranında avantajımız olan bazı ürünlerdeki bu gümrük vergisini kaldırdılar. Bu yaptırımlar silsilesi belki de yarın bankaları da vurabilecek olan bir durum olabilir. Zira bir Halkbank davası hala Amerika'da derdest olan, görülmekte olan bir dava konumunda. Sevgili arkadaşlar, S-400 konusu maalesef ki geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan Ray Brunson meselesinin yeni bir versiyonu olarak piyasada psikolojik etki yaratmakta. O kadar önemlidir, değildir. Bunun boyutlarını tek tek incelemeye çok fazla gerek görmüyorum. Niçin gerek görmüyorum? Arkadaşlar, Amerika ile restleşme olduğu zaman, hassas konularda restleşme olduğu zaman maalesef bizim ekonomimizin ve de TL'nin kırılganlığı sebebiyle önemli hasarlar almaktayız ve bir şekilde daha sonrasında önemli bir uyum olsa bile, bir anlaşma zemini hazırlanmış olsa bile maalesef ve maalesef ki gerçek zararı bizler görmekteyiz. Gerçek zararı bir nevi yatırımcılar görebilmekte. Nitekim o günlerin çok sıkıntılı olduğu anlarında dolar 10 olacak, şu olacak, bu olacak gibi bir psikolojik havanın olması sürecinde yüksek seviyelerden dolar alanlar aylardır bunun acısını ve sancısını yaşıyorlar. Ama en büyük problem neydi arkadaşlar? Bu durumdan dolayı Türk ekonomisinin görmüş olduğu zarardı ve bir diğer olarak da vatandaşın görmüş olduğu zarardı. Dolar o seviyelere yükseldikten sonra herhalde doğalgaza, elektriğe, benzine ve birçok ürüne kaç defa zam geldiğini sizler de hesap edememişsinizdir. Değerli dostlar, S-400 meselesi gerçekten çok önemli bir mesele ve bu konuyla ilgili olarak nasıl bir çözüm olacak bilmiyoruz. Bunu hiç kimse bilmiyor. Yüksek perdeden tartışmalar devam ediyor. Son birkaç gündür ABD'den pek bir şey söylenmedi ama emin olunuz ki benim korkum şudur. Henüz Trump bir şeyler söyler konuma gelmedi. Henüz Trump bu konuyla ilgili sivri dilini göstermiş değil. Yani yarın bir gün Trump da kalkıp bu tartışmalara, yani Erdoğan'ın bu husustaki çok sert söylemlerine yanıt vermeye başlarsa, işte o yanıtlar veya o tweetler gerçekten piyasada ciddi bir türbülans yaratabilir. Bu nedenle gündemi, özellikle S-400 gündemini ve özellikle Trump'ın bu konuda nasıl bir düşünce yapısı içerisinde olduğunu ve ne söyleyeceğini çok yakından takip etmek gerekiyor. Gözümüz haber kanallarında olmalı diye düşünüyorum. Ve bir başka şey daha düşünüyorum arkadaşlar. Neden bu S-400 meselesiyle ilgili olan tartışma seçimlere kısa bir süre kala bir zaman diliminde biraz alevlendi? Yani bu yara zaten mevcuttu. Türkiye dün S-400 konusunda Rusya ile bir anlaşma yapmadı. Bu anlaşma aylar öncesinden yapılmış bir anlaşmaydı. Ödemeler yapılıyor, takvim belli. Niçin 2 ay önce bu tartışma bu kadar alevlenmemişti de eğer bu bir yara ise bu yara neden bugünlerde kaşınmaya başlandı? Bu hususta da kafa karıştırıcı deli sorular insanın aklına geliyor. Acaba seçimlerle birlikte ve seçimlerden sonra zaten ciddi şekilde bir yükseliş yaşama ihtimali ve riski bulunan dolardaki bu olumsuzlukların önceden bir zemini mi hazırlanıyor? İşte bu sebepten dolayı dolarda bir yükseliş oldu. Aslında dış güçlerin yeni bir saldırısı şeklinde bir açıklama mı getirilmek isteniyor, bir zemin mi hazırlanmak isteniyor? Bu sebepten ötürü mü bu kargaşa oluşmaya başladı? Gibi gibi birçok farklı sorular insanın aklına gelmekte. Dediğim gibi 2 ay önce bu tartışmalar yokken bugün bu tartışmaların ön plana çıkması birazcık manidar gelmekte. Tabii ki bu konuda ben Türk hükümetinin bir suçu olduğunu asla düşünmüyorum. Amerika'nın bu problemi
bugünlerde ciddi şekilde gündeme getirmiş olması, yaptırım vesaire sözlerini ağzına alıyor olması, Türkiye'nin en zor günlerinde bu baskıyı yaratıyor olması oldukça manidar geliyor. Evet sevgili arkadaşlar, bu açıklamalarımızla birlikte bu hafta takip edilmesi gereken en önemli gündem S-400 mevzusunun dışında Brexit olayı arkadaşlar. Brexit olayıyla ilgili olarak Salı günü çok önemli bir oylama var ve Salı günü yapılacak olan oylamada Theresa May diyor ki Brexit anlaşmasını destekleyin, bu konu anlaşmalı bir şekilde sonuçlansın ve AB'den çıkalım. Eğer reddederseniz ne olacağını kimse kestiremez ve ciddi kriz çıkabilir diyor. Bu tablo Euro'nun önümüzdeki hafta Brexit meselesiyle alakalı olarak yeni bir değer kaybı yaşaması anlamına gelebilir. Brexit konusu eğer kilitlenirse. Salı günü bir oylama var ve ardından da en son oylama Perşembe günü yapılacak. Eğer bu oylamalardan bir sonuç çıkmaz ise İngiltere 29 Mart tarihinde Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ve AB ile aralarında bu anlaşma süreci içerisinde elde ettikleri bazı tavizleri dahi almaksızın alamadan çıkmış olacak. Bu da hiç beklenen bir durum değil. O halde Brexit konusunu Salı ve Perşembe günü itibariyle yakından takip etmek gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, bir diğer husus ise Pazartesi günü Türkiye'nin büyüme verileri gelecek. Bu veriyi de takip edebiliriz. Ama esas önemli olan konu Pazartesi gününden itibaren Trump'ın Amerika bütçesine teklif edecek olması, 2020 bütçesiyle ilgili olarak hazırlamış olduğu raporu, sunumu veya düşüncelerini, bu konudaki çalışmalarını bir şekilde gün yüzüne çıkaracak olması, Amerika 20 trilyon dolar gibi, pardon 22 trilyon dolar bir bütçe açıklayacak. Bu artık bütçe tavanı anlamına geliyor. Bu 22 trilyon dolarlık borç çok önemli bir borç miktarı. Borcun en üst limiti olarak değerlendirebileceğimiz bir durum. Yani Trump bir manada Amerika bütçesinin en üst sınırını zorlar bir noktaya kadar borçlanmış ve 1 trilyon dolarda bütçe açığı mevcut. Bu bütçeyle alakalı olan tablo arkadaşlar çok önemli. Bu konuda Amerika'da yaşanabilecek olan tartışmalar, Amerika acaba borcunu ödemekte zorlanır mı? Bu borçlarını ödemeyle alakalı olarak bir zorlanma sürecine girecek olursa tekrar hükümet kapanır mı? Kepenkler indirilir mi? Ve böyle bir durumda özellikle yabancılar ABD tahvillerini satmak suretiyle faizlerin yükselmesine sebebiyet verir mi? Ve bu ABD'deki faizlerin yükselmesi durumunda bütün dünya genelinde bir faiz yükselişi furyası başlar mı? Ve tabii ki böyle bir durum olduğu zaman da arkadaşlar gelişmekte olan ülkeler ciddi sorunlar yaşar. Çünkü ABD, İngiltere veya büyük ülkelerden yapılacak olan borçlanmalarda da bu faizlerin yükselmesi borçlanma maliyetlerini de önemli ölçüde artırmış olacaktır. Evet, şimdi değerli dostlar, ABD'nin bütçe meselesi ise dolar TL'yi olumsuz yönde etkileyebilecek olan, daha doğrusu doları küresel anlamda olumsuz yönde etkileyecek bir faktör olarak algılanabilir. Gerçi bütçe meselesi Ekim ayına kadar devam edecek olan bir tartışma, bir pazarlık hususu olarak değerlendiriliyor ama yine de bütçe konusuyla ilgili olarak dolarda bir küresel anlamda dolar endeksi üzerinde bir baskı unsuru yaratabilir. Fakat benim şahsi kanaatim şu ki Salı ve Perşembe günü Brexit konusuyla ilgili olarak yaşanacak olan oylamalarda Euro'nun değer kaybı şeklinde bir tablo oluşursa dolar endeksi biraz daha yaşamış olduğu kayıpları geri alıp yukarı yönlü 97-98'lere doğru tekrardan bir hareket yaşama ihtimalini artırmış olacaktır. Evet arkadaşlar, açıkçası bütçeyle ilgili gelecek açıklamaların ne olacağını bilmiyoruz. Brexit oylamasıyla ilgili olarak gelecek olan sonuçların ne olacağını bilmiyoruz. Ama bilmemiz gereken husus şu, mutlak ve mutlak surette bu iki veri önümüzdeki hafta küresel manada dolardaki değerlenme veya değer kaybı şeklinde bir takım sonuçlar yaratacaktır. Bu noktayı ve bu haber trafiğini çok yakın takip etmekte yarar bulunuyor. Gelelim dolar-TL konusuna. Dedik ki S-400 konusuyla ilgili olarak gelişmeleri çok yakından takip etmeli ve küresel piyasalardaki Brexit ve ABD'nin bütçe meselesiyle ilgili haber trafiğini çok yakından takip etmeli. Ama şu an içinde bulunduğumuz tablo itibariyle dolar-TL
yurt dışındaki etkenlerden, dolar endeksinden, şundan bundan pek fazla etkilenmemek kaydıyla tamamıyla S-400'ler konusuyla alakalı bu konudaki tansiyon biraz daha yükselir mi? Bir Wright Brunson meselesinde olduğu gibi çok daha büyük bir restleşme olup da daha önemli yukarı ataklar yaşanır mı endişesini yaşıyor. Bir diğer taraftan geçtiğimiz hafta hane halkının veya yerleşikler ifadesini kullanmak suretiyle 1 milyar dolar civarında tekrardan dolarize olunduğunu, yani dolara önemli bir ilginin olduğunu, borsada yaşanan satışlar sonrasında ortaya çıkan TL'nin yine dolara yönelme ihtimalinin yüksek olduğu ve hatta yönelmiş olabileceği, bundan sonra da bu eğilimin devam etme olasılığının gündemde olması gibi gibi nedenlerle dolar TL yükseliş trendini devam ettirmekte. Geçtiğimiz haftaya başlarken sevgili arkadaşlar 5.36 seviyesinin dolar TL için bir pivot noktası olduğunu, 6 Mart tarihindeki Merkez Bankası toplantısına kadar dolar TL'de cılız bir tablo olabilir ama faizlerin indirilmesiyle ilgili bir sonuç ortaya çıkmadıktan sonra saat 15.30 itibariyle bu kararın açıklanmasından sonra dolarda bir hareketlenmenin yeniden başlayabileceğini ifade etmiştim. Zira Merkez Bankası'nın kararının açıklandığı anlarda doların 5.38-39 seviyelerinden 5.36'lara doğru gerilediğini ama ardından özellikle S-400 mevzusuyla ilgili haber trafiğinin yoğunlaşmasıyla hareketini devam ettirdiğine tanık olduk. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta sonu aktarılan analizlerde 5.43-35 seviyesinin dikkat edilmesi gereken ilk önemli seviye olduğu, buranın da aşılması durumunda ise bu seviyenin destek olması durumunda 5.48 seviyesinin önemli bir direnç olarak algılanabileceğini ifade etmiştim. Nitekim bu hafta arkadaşlar biz en yüksek 5.48-87 yani 5.49'u gördük, en düşük de 5.36-30'u gördük. Yani 5.36-30 seviyesindeki şu bölgenin aşağısına gelmedik, buranın üzerinde kalmakla yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini bir şekilde öncesinden tespit etmiş olduk ve nereye kadar yükselebileceği konusunda da önümüzde bir rehberimiz bulunuyordu. Eğer ki 5.48-5.49'da aşılmış olsaydı bu kez 5.55 seviyesini takip edecekti. Bu değerler geçtiğimiz haftanın değerleriydi. Şimdi bu hafta için hangi noktalara itibar etmemiz gerektiğine bakalım arkadaşlar. Öncelikle Fibonacci kriterlerimiz itibariyle biliyorsunuz benim analizlerimde birinci olarak Fibonacci kriterleri, ikinci olarak ise pivot kriterleri vardır. Asla tek bir teknik kriteri dikkate almam. İki kriterin birbirini sağlamasını ve desteklemesini beklerim. Bu açıdan iki kriterle birlikte yorum yapmayı biraz daha işin tedbirli ve sağlamalı bir yöntemi olduğu kanaatindeyim. Fibonacci kriterlerimiz itibariyle 5.13 seviyesindeki dip ile 7.20'ler seviyesindeki zirve noktasını referans aldığımız zaman karşımıza gelen tablo şudur arkadaşlar. Şurada görmekte olduğunuz %23.6'ya denk gelen 5.60-5.61 seviyesi şu an için önümüzdeki bir Fibonacci direncidir. Önemli bir dirençtir. Ancak Fibonacci dirençleri pivot dirençleri veya destekleri gibi çok kısa süre içerisinde, birkaç gün içerisinde test edilebilen noktalar değildir. Biraz daha orta vadeyi yansıtan ve biraz daha güçlü seviyeler konumundadır. 5.60 seviyesi şu an için ana hedefimiz konumunda görülmekte. Bu seviyenin aşılması durumunda ise ancak o zaman şuradaki 5.38.2'ye denk gelen 5.90 seviyesi gündemde olabilecektir. Ancak 5.90 bunun ötesinde 6.15 gibi seviyeleri zikredebilmemiz için öncelikle ve öncelikle 5.60 seviyesindeki direnç bölgesinin kırılması, bu nokta üzerinde minimum 2 kapanış gerçekleşmesi, olası 5.65-5.66'lar veya 5.70'ler gibi ataklar gerçekleşir ise oradan gelecek olan tepkilerin, satış tepkilerinin yine 5.60 üzerinde dengelenmesi lazım ki İşte o zaman diyelim 5.60 direnci aşıldı, aşıldıktan sonra da birkaç kere test edildi, aşağı kırılmak istendi ama kırılmadı. Bu destekte güçlü bir destek ise bu durumda bir üst banda yani altılı seviyelere doğru hareketin biraz daha güçlenmiş olabileceğini teknik kriterler itibariyle söyleyebilmemiz mümkün olacaktır. Arkadaşlar pivot sistem açısından bakacak olursak pivot sistem ise bize neyi anlatıyordu?
bu hafta hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyordu. Bu haftalık bir grafiktir. Birazdan günlük grafiğe döneceğim. Günlük grafikten baktığımız zaman da bir gün sonrası için hangi seviyelere dikkat etmemiz gerektiğini ifade ediyor. Ama Fibonacci bildiğiniz gibi arkadaşlar biraz önce de ifade ettim. Dikkat edilmesi gereken ana seviyeleri, ana destek ve direnç seviyelerini bizlere veriyor. Bu ana destek ve direnç seviyelerinin hangi zaman dilimi içerisinde test edilebileceği konusunda çok net ifadeler bize vermiş değil. Evet, 5.43.51 seviyesinin bu hafta için, önümüzdeki hafta için bir pivot noktası olduğunu, bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğini, şayet bu seviyenin aşağısında kalınıyor ise aşağı yönlü bir baskının ön planda olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Pivot konusuyla ilgili olarak yine 2 gün önce zannediyorum özel bir çalışma aktarmıştım. Onu da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Arzu edenler dinleyebilirler. Zira pivot sistem konusunu çok fazla analizlerimde yer vermekteyim. Daha iyi anlayabilmeniz pivot konularıyla ilgili olarak seviyeler belirtirken hangi noktada nasıl davranmanız gerektiğini daha iyi kavrayabilmeniz bakımından o çalışmayı dinlemenizde yarar görüyorum. Evet değerli arkadaşlar, 5.43.51 seviyesi pivot seviyemizdir. Bu seviye üzerinde kalındıkça, bu seviyenin aşağısına gelinmedikçe nereye kadar bu yükseliş devam edebilir? Nerede zorlanabiliriz sorumuzun yanıtını 5.50.72 seviyesi vermekte. Yani arkadaşlar biz buna kısaca 5.51 seviyesi diyebiliriz. 5.51 seviyesi ne yaklaşımlarda eğer bir zorlanma söz konusu oluyor ise bu durumda tekrardan bu destek noktasına doğru bir geri çekilme olasılığı artmış olabilir. Bu ihtimal dikkate alınabilir. Ama 5.50 seviyesinin üzerinde 5.51 direnci bir iki zorlama ardından bu seviyelere yakın bir seyir söz konusu oluyor. Özellikle de 5.50'nin üzerinde kalmak isteyen bir görüntü var ise bu durumda 5.51'de geçilmek üzere 5.60 seviyesine 5.61 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş ihtimalinin daha da yükselmiş, daha da artmış olduğunu düşünebiliriz. Evet, 5.54, 5.55, 5.56 gibi geçmiş yakın tarihte gördüğümüz bazı direnç bölgelerimiz vardır. Bu noktalara da dikkat etmek gerekecektir ama bu seviyeler birazdan günlük seviyelerde ortaya çıkacak. Günlük grafiğimizin ortaya çıkardığı rakamlarda gündeme gelmiş olacak. Ama genel olarak hafta geneline baktığımız zaman bu hafta için 5.43.50, 5.44 üzerinde kalıyor isek 5.51 noktası ilk olarak dikkat edilmesi gereken seviye. Tansiyon biraz daha artacak olursa 5.56 seviyesine kadar. Çok affedersiniz arkadaşlar, ben az önce 5.60 seviyesi olarak okudum burayı, çok özür diliyorum. 5.56 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş olasılığı söz konusu olabilecektir. Şayet 5.55, 5.56 noktasına yaklaşımlarda buralarda bir zorlanma olabilir ihtimalini dikkate almalıyız. Ancak bu seviyelere yakın bir seyir yaşanıyor ve burayı geçmek adına bir çabanın var olduğunu izleyebiliyor isek bu durumda eğer burası da aşılacak olur ise bu hafta içerisinde görülebilecek olan en yüksek hedef 5.63-5.64 seviyelerinin olabileceğini dikkate alabiliriz. Tabii ki bunlar çok olağanüstü bir durumun oluşması durumunda bu seviyeler çok daha farklı boyutlara ulaşabilir. Yani 5.70'ler, 5.80'ler bilemeyiz, bu rakamları şu anda zikretmek mümkün değil. Ama çok çok olağanüstü bir tablo, olağanüstü bir gerginlik olursa elbette ki bu seviyelerin pek bir önemi kalmaz. Ama normal şartlar altında yukarı yönlü ataklarda dikkat etmemiz gereken teknik seviyelerinde virajların bu noktalar veya bu noktalar civarları olabileceğini hesaba katmak gerekiyor. Arkadaşlar grafiğimi günlük periyoda çeviriyorum. Günlük periyot itibariyle ise 5.45-20 seviyesi önemseniyor. Şu anda son kapanışımız 5.44 civarları. Şurada 5.44-43 seviyesini görüyorsunuz ama Matrix'e bazen hafta sonu kapanışlar doğru yansımayabiliyor. Doğru kapanış 5.44-08'ler civarı olması lazım. 5.45-20 günlük pivot seviyemiz. Bu pivot seviyesinin aşağısında bir kapanış yaşanmış durumda. Olası 5.41-50'lere doğru
5.41 noktasına doğru geri çekilmeler olasıdır, mümkündür, beklenebilir. Ancak 5.41.50'ye yakın yaklaşımlarda tekrar bir tepki yaşanıyor ve 5.45.50-20 seviyesinin üzerinde kalmak, bu seviyeyi destek yapmak isteyen bir görüntü söz konusu olur ise pazartesi günü için 5.48 seviyesini, 5.47.33, 5.47.5 seviyesini ve sonrasında 5.51 seviyesini önemsememiz gerekiyor. 5.51 seviyesi biraz önce haftalık pivot verimizde de ön plana çıkmıştı. Şayet 5.51 de aşılmak istenir ise 5.50 üzerinde birkaç saatlik bir görüntü hakim olur, 5.50 civarlarında bir tutunma çabasını izleyecek olur isek, bu durumda 5.53'e doğru bir atak yaşanma olasılığı gündeme gelebilir. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi Trump henüz bir şey söylemedi. Son günlerde özellikle en yüksek perdeden Sayın Erdoğan'ın açıklamaları var. Eğer ki bu hafta Trump birkaç tweet ile Erdoğan'a yanıt vermeyi düşünür ise ve buradaki ses tonu eğer yüksek olur ise bu durumda tansiyonun daha da yükselebileceği ve bu bahsettiğim 5.53 gibi veyahut da haftalık grafiğimizde görmüş olduğumuz şuradaki 5.56 ve 5.63 gibi seviyelerin kolaylıkla görülebilme ihtimali artmış olacaktır. Bu rakamları neden veriyorum sizlere? Olası bir hareketlilik yaşandığı zaman nereye kadar yükseliş olabilir ve hangi noktada bir zorlanma, bir geri dönüş ihtimali doğabilir? Bu hususlar hakkında bilginiz olabilsin diyedir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dolar TL hususunda yapabileceğim açıklamalar şu an için bunlardan ibaret olup Merkez Bankası'nın yapmış olduğu short işlemleri ve Mart ayı itibariyle elinde bulundurduğu pozisyonlar ve bunların maliyetleri gibi Viyop'la alakalı olan analizi ise sanıyorum ki 1-1,5 saat sonra ayrı ve özel bir analiz olarak eklemiş olacağım. Bu analiz sadece ve sadece dolar TL ve dolar TL'yi bu hafta etkileyebilecek olan ve dolar TL'yi izlerken takip etmemiz gereken veri trafiğini izah etmekle sınırlı kaldı. Efendim, hoşça kalınız diyorum, saygılar ve sevgilerimle.